Merhabalar sevgili çocuklar. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Bugün yine sizler için güzel bir masal hazırladım. Hadi bakalım hemen ekranlarınızın başında, karşısında yerlerinizi alın ve arkanıza güzelce yaslanın. Ben de sizlere güzel bir masal anlatayım. Tamam? Peki. Hazır olmanızı bekliyorum. Hazırsanız hemen hikayeme, masalıma başlayacağım. Evet sevgili çocuklar, her zaman olduğu gibi bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken der ve tekerlemeyi kısaca keser, hemen hikayemize başlarız. Evet sevgili çocuklar, kasabanın bir tanesinde Tosun Bey diye bir adam yaşarmış sevgili çocuklar. Bu Tosun Bey'in lakabı Tozlu Bey'miş çocuklar. Bu Tozlu Bey hali vakti yerinde, işi gücü yerinde, parası pulu yerinde, kendi halinde yaşayan, böyle kocaman, güzel, görkemli bir konağı olan, ahırında tavla tavla atları bulunan, hayvanları bulunan, tarlaları bulunan, konağında hizmetkarları bulunan variyetli bir adammış bu Tozlu Bey çocuklar. Günler geçmiş aradan, adam vakti saati gelmiş, her ne kadar da hali vakti yerinde olsa da gönlünün sultanını bir türlü bulamamış çocuklar. Bekarmış, henüz evlenmemiş. Yaş kemali bulmuş, evlilik çağını da çoktan biraz da geçmiş. Bu konakta Tozlu Bey annesiyle birlikte yaşıyormuş. Annesi de yaşlıca bir kadıncağızmış çocuklar. Annesine gitmiş, hasbihal etmişler, sohbet etmişler. Anneciğim demiş ya, artık benim yaş kebalini buldum. Artık benim evlenmem lazım. Hani şöyle konuya komşuya, kasabalıya şöyle bir baksan da, bizim ailemize yakışır, hanemize yakışır, bana eş olabilecek, şöyle güzel, eline yüzüne bakılır, hoş sohbetli, hizmetli, hürmetli bir kız bulsan da ben onunla evlensem, çoluğa çocuğa karışsam, artık bu yaştan sonra da sen de torunlarını sevsen olmaz mı demiş. Kadıncağız, evet oğlum demiş, haklısın. Ben de bakınıyorum öyle seni evlendirmek için bahsettiğin gibi gönlünün sultanı olabilecek bir kıza. Fakat henüz böyle bir kıza rastlamadım der. Ve aradan bir müddet sonra Tozlu Bey bakar ki bu annesiyle olacak bir iş değil. Kendi gönlünün sultanını kendisi arayıp bulmak ister. Kalkar sabahleyin, annesinin yanına gider. Anne der, ben kendi gönlümün sultanını kendim aramak istiyorum. Müsaade edersen der, ver elini öpeyim, hakkını helal et der. Ahıra gider, ahırda en güzel, beyaz, görkemli bir at varmış. Bu atı alır, çıkartır, Tozlu Bey atın sırtına biner. Bu arada biraz da yanına yolluk yiyecek alır sevgili çocuklar. Aradan birkaç gün geçer, belki de üç gün geçer. Tozlu Bey'in yanına aldığı yiyecekler biter çocuklar. Tozlu Bey çok acıkmıştır, ne yapacağını bilemez. Allah Allah der ya, yiyeceğim de bitti. Henüz gönlümün sultanını da bulamadım. Ben karnımı nasıl doyuracağım? Çok da acıktım der. Atıyla usul usul giderken öyle bir çalılığın bulunduğu bir tarlaya denk gelir, bir bahçeye denk gelirler. Atından iner, baksa ki o çalılık böğürtlen çalısıymış çocuklar. Ah der ya, şuradan birkaç tane böğürtlen alıp yiyip karnımı doyurayım der. Tam elini böğürtlene uzatıp kopartacakken bir ses duyar çocuklar. Ey yolcu, dur! Sakın o böğürtlenlere dokunma. Çünkü o böğürtlenler benim yavrumun rızkı, yavrularımın rızkı. Sen onu koparırsan benim yavrularım aç kalır der. Allah Allah! Bu ses nereden geldi? Kim benimle konuşuyor der Tozlu Bey. Çok irkilir. Hemen çalının etrafını böyle bir araştırır, taraştırır. Bir de bakar ki çalıların arkasında hoplayan, zıplayan tavşan yavruları var. Bir tane de anne tavşan bir kenarda korkulu gözlerle bizim Tozlu Bey'e bakmaktadır. Benimle der Tozlu Bey kendi kendine, konuşan kimdi acaba der. Bana seslenen kimdir? Oradan tavşan
masal bu ya, dile gelir. Ben konuştum seninle Tozlu Bey der, ben konuştum. Oradan kopartacağın böğürtlenler benim yavrumun rızkı, yavrularımın rızkı. O böğürtlenlere dokunma, sen onları yersen benim yavrularım aç kalır. Sen o böğürtlenleri yemezsen, bırakır gidersen ben de sana bir iyilik ederim der. Tozlu Bey güler, hafif küçümsemekle. Ya sen mi bana bu halinle yardım edeceksin der. Adam, tavşan der ki, yolcu, bak kimseyi küçümseme. Demir kapının ağaç kapıya mutlaka işi düşer der. Bak sen o böğürtlenleri yemezsen ben de sana bir iyilik yapacağım der. Ne yapacaksın der bana, nasıl bir iyilik yapacaksın? Bak der, Tozlu Bey, yolcu, yolun üstünde bir tane der, Dağlar Padişahı'nın sarayı var, konağı var. O konağa gidersen, o konakta gönlünün muradını bulabilirsin der. Fakat o konağa giderken önüne, yolunun üzerine bir dikenli tarla çıkacak. O dikenli tarladan geçmek için atından in, o dikenlerden bir tanesini al, kopartmadan, onları yıpratmadan, oh de, kokla, siz nasıl güzel bir dikenmişsiniz, ne kadar güzel kokuyorsunuz de, onları met et, öv ki o dikenli tarla sana yol versin, o yoldan geçesin, doğruca Dağlar Padişahı'nın konağına ulaşabilesin demiş. Orada her türlü ihtiyacını giderebilirsin. Adam, tamam der, öyle yapayım. Böğürtlenlerden koparmaz, atına biner ve yol almaya devam eder. Ama bu arada inanılmaz bir şekilde karnı acıkmıştır bizim Tozlu Bey'in. Uzaklardan koyunlarını otlatan bir çoban görür çocuklar. Hemen atını çobanın yanına sürer, atından aşağı iner, selam verir, selam alınır. Der ki, çoban kardeş ben çok açım, yanında yiyecek varsa bana bir miktar yiyecek verebilir misin? Çoban der ki, kardeşim yanımda yiyeceğim var ama benim yiyeceğim bana yeter. Ben bu dağın başında, bak bu koyunları otlatacağım, kasabaya da dönemem. Bu yiyeceğim ancak bana yeter, sana yiyecek veremem, kusura bakma der. Bizim Tozlu Bey karnı acıktığı için ne yaptığını bilemez, çok sinirlenir. Kendi kendine der, ulan der şu yumruğumu şu çobanın suratına bir vurayım, çobanı buraya yıkayım, elindeki yiyeceği alayım, yiyeyim der. Ama Tozlu Bey böyle bir insan değildir çocuklar. Hemen toparlanır, kendine gelir. Ya Tozlu, sen ne yapıyorsun? Sen çobana nasıl yumruk vurursun? Nasıl adamın elindeki yiyeceği alırsın? Adam haklı. Dağın başında koyunlarını otlatıyor. Koyunlarla birlikte kasabaya dönmesi günler alır. Ben onun yiyeceğini alıp yersem bu adam dağın başında ne yapar? Benim gibi aç kıvranmaz mı burada der. Pişman olur. Çok üzülür yaptığına, düşündüklerine çok üzülür. Adama hiçbir şey hissettirmeden, tamam kardeşim der. Hadi eyvallah der. Kolay gelsinler, atına biner. Biraz daha devam eder derken bir dere kenarına gelir çocuklar. Atından iner, karnı çok acıkmıştır, çaresizdir. Der ki, iki yudum su bir lokma ekmek yerine geçer. Atalarımız böyle derler. Şöyle eğileyim, şu dereden iki yudum su içeyim der. Eğilir, avcuyla iki yudum su alır, içer ve tam bu arada arkasından bir ayak sesi duyar çocuklar. Hemen kalkar bakar ki, bir tane 18-20 yaşlarında bir delikanlı. Selamun aleyküm dayı der. Ne geziyorsun sen burada? Ne yapıyorsun der. Hiç sorma yeğen der ya. Ben bir yolcuyum. Böyle böyle gönlüm Mülk Sultan'ı aramaya çıktım. Fakat yiyeceğim bitti. Çok aç kaldım. Atalar der ki iki yudum su bir lokma ekmek yerine geçer der. Ben de şuradan iki yudum su içmek için durdum, mola verdim der. Delikanlı güler. Dayı der. Ben de tam yiyeceğime ortak olacak bir misafir arıyordum der. Karnımı doyuracaktım şu dere kenarında. Hadi der gel benim yiyeceğimi birlikte yiyelim. Paylaşalım der. İster misin? Ah der arkadaşım, kardeşim. Çok açım, çok iyi olur der. Otururlar. O delikanlı yiyeceğini birlikte yerler. Afiyetle oturup dua ederler. Ve Tozlu Bey
Kuşağında altınları, paraları var ama dağın başında hiçbir şey yetmiyor çünkü çocuklar. Ne yapsın, yiyecek bulamıyor. Hemen kuşağından açar böyle. Bir miktar altın çıkartır. Ve hemen delikanlıya uzatır. Al delikanlı der, bu altınlar benim sana hediyemdir. Hemen delikanlı, yoo der, ben sana bu yiyeceği altın karşılığında ikram etmedim. Misafir kısmetiyle gelir der büyüklerimiz. O yüzden ben her karnımı doyuracağımda yemeğimin başında misafir olsun isterim. O yüzden sana yemeğimi ikram ettim der. Anlıyorum delikanlı der. Yemeğini bunun için ikram ettiğini biliyorum. Ama der, ben sana bunu bana verdiğin yiyeceklerin karşılığında vermiyorum der. Bu altınları senin der, iyi kalbin, iyi gönlün için veriyorum. Al, bir zamanlar der, ihtiyacın olur, harcarsın, beni de hatırlarsın der. Ona ikram edilen hediyeyi delikanlı çaresiz alır ve birbiriyle tokalaşırlar, selamlaşırlar ve vedalaşırlar. Ayrılırlar. Bizim Tozlu Bey atına biner, yoluna devam eder. Derken tavşanın dediği gibi böyle dikenli bir tarlaya denk gelir. O dikenler aşıp karşıya geçmek mümkün değilmiş çocuklar. Hemen atından iner, tavşanın dediği gibi oradan bir tane dikeni burnuna doğru yaklaştırır. Oh der, ne kadar güzel kokuyorsunuz siz. Nasıl güzel böyle bir dikenmişsiniz. Şükürler olsun sizi yaratan Rabbime der. Ve o dikenli tarla sağa sola böyle açılır. Tozlu Bey'in geçeceği kadar bir yol oluşur. Tozlu Bey atına biner, doğruca yoluna devam eder. Aman Allah'ım, bir de ne görürsün? Görkemli bir konak. Yalnız konağın önünde de bir tarafında, giriş kapısının bir tarafında bir aslan, diğer tarafında bir at durmaktadır. Konağa girenler, çıkanlar, büyük de bir kalabalık vardır. Fakat ters giden, yanlış olan bir şey var çocuklar. Toz Bey yaklaşır konağın kapısına, bir bakar ki aslanın önünde ot, atın önünde et vardır. Allah Allah der, ya bu nedir? Aslan ot yemez ki. At da et yemez. Bunu niye böyle karışık koymuşlar acaba der. Ve hemen aslanın önündeki otu alır, atın önüne koyar. Atın önündeki eti de alır, aslanın önüne koyar. Masal bu ya, aslan dile gelir. Hey yolcu der, Allah senden razı olsun. Yıllardır bu kapıda, bu konağın önünde biz bekçilik yaparız. Hiçbir kimsenin aklına gelmedi ki aslan ot yemez et yer, at et yemez ot yer. Ona ata ot vereyim, aslana da et vereyim demediler demiş. Bunlar nankör insanlar demiş. Söyle bakalım bana, niye geldin bu konağa demiş. Tosu Bey demiş ki, ben gönlümün sultanını aramaya geldim. Gönlümün muradını aramaya geldim. Duydum ki dağlar padişahının güzeller mi güzeli bir kızı varmış. O kıza büyü yapılmış, sırça bir sarayda yaşamaktaymış. Onu görmeye geldim der. Aslan der ki, tamam der, içeri gir, orada görevlilere sor, sana o sırça sarayı gösterirler der. Adam, aslan müsaade eder, Tozlu Bey saray, o konağın içerisine girer. Aman efendim, içeride bir kalabalık, yiyenler, içenler, gezenler, gır gır şamata gırla gidiyor. Hemen oradan bir tane hizmetkarlı, hizmetçiyi çağırır, görevliyi. Gel bakalım kardeşim buraya der. Ben dağlar padişahının kızını görmeye geldim. Sırça saraya gitmek istiyorum. Babasından izin almaya geldim. Beni dağlar padişahıyla görüştürür müsün der. Adam çok şaşırır. Ne yapacaksın der ya? Ne yapacaksın dağlar padişahının kızını? Sen der, hadi git dağlar padişahına haber ver, onunla görüşmek istiyorum der. Hemen adam koşar, dağlar padişahının yanına gider. Efendimler, bir yolcu geldi. Kim olduğunu bilmiyoruz, adını da sormadık. Sizinle görüşmek istiyorum. Sizin kızınızla görüşüp konuşmak istiyormuş. Alalım mı huzurunuza der. Adam şaşırır, tamam der. Alın gelin bakalım, ne istiyormuş. Gel bakalım yolcu, ne istiyorsun der. Sayın padişahım der, ben duydum,
sizin güzeller güzeli bir kızınız varmış. Eğer o kızınızın huyu huyuma uyarsa, suyu suyuma uyarsa, benim gönlümün sultanı olursa, tam aradığım esvapta bir kızsa onunla evlenmek isterim der. Bağlar padişah, çok sinirlenir, ayağı fırlar. Sen ne diyorsun be adam der. Sen ne demek, senin haddine mi düştü? Benim kızımın iyi huylu veya kötü huylu olduğu, iyi huylu olursa evleneceğim, kötü huylu olursa evlenmeyeceğim demek. Ne demek demiş ya. Sen kimsin, nasıl böyle konuşuyorsun benim kızımın hakkında der. Sinirlenir, etrafından yardımcılarını çağırır. Alınlar bunu götürün zindana atın. Adamı apar topar alırlar, götürürler, bir zindana atarlar. Zindanın kapısında da o kapının önünde bekleyen aslanı bekçi olarak dikerler. O zindan dedikler de kapısı penceresi olmayan bir mağaraymış çocuklar. Aslanı da kapının önüne koymuşlar. Aslana da söyleyin, mağaradan çıkarsa bu adam aslan parçalasın derler. Bizim Tozlu Bey içeride mağaranın içinde, aslan kapıda. Aslan şöyle bir döner bir bakar, diyor ya içerideki kim acaba? Baksa ki bu önüne et koyan Tozlu Bey. Sen der yolcu, ne geziyorsun? Benim önüme et koyan insan değil misin sen? Yolcu değil misin? Evet. Sen ne yaptın? Ne suç işledin de seni getirdiler buraya koydular? Der ki, hiç sorma. Ben padişahın huzuruna çıktığımda, dağlar padişahın huzuruna çıktığımda, kızıyla görüşmek istediğimi, gönlümün muradını aramak aradığımı, gönlümün sultanı olursa istediğim özelliklerden birisi ise kızıyla evlenmek istediğimi söyledim. O da sinirlendi. Sen kim oluyorsun da benim kızımın istediğim özellikte olursa evlenirim diyorsun dedi, sinirlendi, beni getirdi buraya attı. Tamam der, anlaşıldı aslan. Sen hiç merak etme. Sen bana karşılıksız öyle güzel bir iyilik yaptın ki yıllardır benim önüme hep ot konuldu. Atın önüne de et konuldu. Hiç kimse de düşünmedi ki aslan et yer, at ot yer. Bunların yiyeceklerini değiştirelim demediler. Bunlar nankör insanlardır. Sen hiç merak etme. Sen biraz orada istirahat et, bekle. Akşam olsun, konağın ışıkları sönünce ben seni der o sırça sarayda yaşayan dağlar padişahının kızına götürürüm der. Beklerler, akşam olur. Yavaş yavaş konağın ışıkları söner. Aslan der ki, hadi bakalım. Kalk yolcu. Seninle sırça sarayda yaşayan padişahın kızına gidelim. Düşerler yola, sırça sarayda yaşayan padişahın kızının yanına gelirler. Tozlu Bey şöyle bir bakar, kızın yaşadığı yerde üzerinde böyle bir cam fanus, camdan bir oda çocuklar. Kapısı yok, penceresi yok ama kız içeride yaşıyor. Eğer o camdan dışarı çıkarsa hastalık onu öyle bir büyü yapmışlar ki çocuklar o kıza, padişahın kızına. Camdan dışarı çıkarsa hastalık onu mikroplar etrafını sarıp öldürecekmiş çocuklar. Ancak o cam fanusun içerisinden öyle bir insan onu çıkartabilirmiş ki, yüreği karşılıksız sevgiyle dolu insan çıkartabilirmiş. Öyle bir büyü yapmışlar. Tozlu Bey bakmış, cam odanın hiçbir kapısı penceresi yok. Kızı dışarı çıkartamayacak, cama tıkılamış. Kız şöyle kafasını çevirmiş, bir bakmış Tozlu Bey'e. Buyur Bey demiş, ne istiyorsun? Ben demiş, gönlümün sultanını arıyorum. Seni bana methettiler. Anlaşabilirsek seninle evlenmek istiyorum demiş. Dağlar padişahının kızı şöyle adama bir bakmış. Uf uf, adam boylu, poslu, delikanlı, yiğit birisi. Bak demiş bey. Bu kapıda buraya çok insan geldi benimle evlenmek için. Beni buradan kurtarmak için. Ama hiçbirisi başarılı olamadı demiş. Ancak demiş, beni buradan çıkarabilecek kişi kalbi ve gönlü karşılıksız sevgiyle dolu olabilmesi lazım. Hizmette, hürmette, iyilikte yarışan bir insan olması lazım demiş. Yaptığı iyiliğin hiçbir zaman karşılığını beklememesi lazım. Ancak beni böyle bir yiğit buradan kurtarabilir demiş. Bizim Tozlu Bey aslana dönmüş. Ne diyor? Ne yapabiliriz? Aslan demiş, bilmem. İstersen şansını bir dene demiş. Çünkü sen bana önüme ot yerine et koydun.
bunu yaparken hiçbir menfaat bekledin mi? Hiçbir karşılık bekledin mi? Demiş. Tozga, yo demiş. Ben insan olarak yapmam gerekeni yaptım zaten demiş. Sen demiş, iyi bir insansın. Oradan kız demiş ki, bak demiş delikanlı. Beni demiş oradan bu cam fanusun içerisinden kurtarabilmek için duvarda duran kılıcı almalısın. Ve o özellikte bir insansan o kılıcınla bu cama vurmalısın ve cam kırılmalı, ben de çıkmalıyım demiş. İstersen şansını dene demiş. Tozu Bey gitmiş, o duvardaki kılıcı ya Allah, Bismillah demiş, bir hamlede çekip almamış. Başının üstünde çevirmiş, 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 ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber demiş, cam odaya vurmuş kılıcını, cam paramparça olmuş çocuklar. Evet, dağlar padişahı kızı o sırça sarayda cam fanusun içinden kurtulmuş. Aslanla birlikte Tozlu Bey, dağlar padişahının kızını almışlar, doğru konağa gitmişler. Dağlar padişahının kızı babasını uykudan uyandırmış. Kalk baba demiş, durum böyle böyle. Bu yolcu geldi, beni o cam fanusun içerisinden kurtardı. Sen de biliyorsun ki o cam fanustan beni sadece yüreği karşılıksız sevgiyle çarpan, sevgiyle dolu insan kurtarabilirdi. Beni bu Tozlu Bey, yolcu kurtardı beni der. Onun gönlünün bir muradı varmış, benimle evlenmek ister der. Sen benim büyüğümsün, atamsın, sen ne dersen ben ona uyarım. Ama benim de gönlüm bu yiğitle evlenmektir der. Adam döner bakar ki yanlarında aslan. Ben der sana der, bu adamı mağaraya kapattığımızda başında bekçilik yap demedin mi der. Sen nasıl olur da bunu bırakırsın? Masal bu ya, aslan der ki, siz der yıllarca bana nankörlük yaptınız. Sizin kapınızda ben bekçilik yaptım. Hiçbir zaman demediniz, sormadınız ki bu aslan ne yer, ne içer. Benim önüme getirdiniz, ot koydunuz, atın önüne götürdünüz, et koydunuz. Ben ot yemiyorum, ben etle besleniyorum. Neden der benim önüme et koymadınız? Siz böyle bir insansınız. Ben de bu adam bana iyilik yaptı diye getirdim. Getirdi önüme, et koyduğu için, bana iyilik yaptığı için götürdüm. Kızınızı, sırça saraydaki kızınızı gösterdim. Bu yiğidin kalbi, yüreği karşılıksız iyilikle dolu olduğu için kızınızı o sırça saraydan, o cam fanusun içerisinden kurtardı der. Adam, dağlar padişahı aslanın bu sözünden ve kızının sözlerinden çok etkilenmiştir. Yaptıklarından çok utanmış, çok mahcup olmuştur. Der ki, tamamdır, ben de kızımı sana veriyorum. Sabah olur, düğün kurulur, günlerce eğlence, düğün yapılır ve düğün bittikten sonra Tozlu Bey, dağlar padişahının huzuruna çıkar. Efendimler, müsaade ederseniz ben gönlümün sultanıyla artık kasabama gitmek isterim. Beni bekleyen yaşlı bir annem var. Kasabada da der, kızınızla birlikte bir düğün yapmak isterim. Durumunuz müsait olursa, benim kasabama da gelirseniz, düğünümü görürsünüz, kızınızın hürmetini görürsünüz, beni tanırsınız, konumu komşumu tanırsınız, tasbal edersiniz. Gönlün rahatlığıyla tekrar konağınıza dönersiniz der. Dağlar padişahı, tamam der. Tamam, gidebilirsiniz. Ve düğününüze de kısmet olursa geleceğim der. Fakat Tozlu Bey döner, efendimler, son bir arzum var sizden, müsaade ederseniz. Nedir der dağlar padişahı Tozlu Bey'e. Der ki, şu kapının önündeki atı istiyorum der. Neden istiyorsun o atı der. Bana aslan dedi ki, o atın kanatları var. O atın üzerine bindiniz mi, gideceğiniz yere rüzgar gibi sizi uçurup bir an evvel götürür der. Ben annemi, konağımı, konumu, komşumu, eşimi, dostumu, arkadaşlarımı çok özledim. Bir an evvel evime dönmek istiyorum, konağıma dönmek istiyorum. O yüzden atı istiyorum senden der. Tamam der, al hadi götür, benim düğün hediyem olsun der. O atı da verir çocuklar, dağlar padişahı. Tozlu Bey'le
o padişahın kızı ata binerler. At bir iki adım attıktan sonra kocaman kanatlarını açar ve Tozlu Bey de gönlünün muradı hanımını doğruca konağına götürür. Tozlu Bey anasının elini öper, der ki anacığım bak bu senin gelinin, benim gönlümün sultanı. Bundan sonra konağımızın senden sonraki ikinci hanımı budur der. Bundan sonra bu yaşa kadar öğrendiğin tüm bilgileri, görgüleri, adetlerini, töremizi der, gelinine anlat, gelinini yetiştir. Ondan sonra torunlarına atalık, ninelik yapasınlar. Ve dediği gibi günler geçer, büyük düğünler kurulur düğünden sonra. Mutlu, mesut bir şekilde o kasabada Tozlu Bey ve eşi yaşamaya devam eder. Evet sevgili çocuklar, kıssadan hisse aldığınızı umarım, sanıyorum. Çünkü hikayemizde geçtiği gibi karşılıksız sevgi her zaman karşısında iyilikle karşılaşır. Her zaman iyilik bulur. Yüreğinizin karşılıksız sevgiyle çarpmasını, iyilikle, hayırda yarışmanızı istiyorum çocuklar sizler. Karşılıksız sevgiyle hoşça kalın, muhabbetle kalın. Sizleri gözlerinizden öpüyorum çocuklar. Kavaşmadık.